Önümüzde 3 haftalık bir yarı yıl tatili var. Her öğrencinin kafasında ayrı ayrı planlar dönüyor. Acaba sen bu öğrencilerden hangisini kendine daha yakın hissedeceksin? Hep birlikte görelim. İlk öğrencimiz tatillerde asla çalışılmaz kafasında. Sanırsınız ki ilk dönem günde 600 soru çözüyordu da şimdi dinlenmeye ihtiyacı var. Kusura bakmayın hocam da tatilde de ders çalışılmaz. Tatil dinlenmek demektir. Tatil elinde kahvaltıdan kalan çay bardağıyla Sihirli Annem 36. bölüm tekrarını izlemektir. Kar topunu arkadaşının sırtından içeri atmaktır hocam. Bakın Harry Potter bile sömestr tatilinde büyücülüğü bırakıp Ron'la tavuk pilav yemeye giden insan. Bana gelince ders çalış ama yok. Bu dünyanın kahrını Özkan çekmeyecek. Gördüğünüz gibi bu tipler kendisini öyle bir acındırır ki gel kardeş ödevin varsa ben yaparım dersiniz. Olur valla. İkinci öğrenci ise ilkinin aksine yarı yıl tatilinde dahi planlı programlı çalışan örnek öğrencidir. Sen tatilde elini kolunu kaldıramazken o günde 300-400 soru çözer, üstüne de kendine zaman ayırır. Şimdi matematikten 80 soru çözdüm. 30 soru paragrafım kaldı. O zaten çıtır çerez. Sonrasında yarım saatlik bir molaya gideceğim. Biraz peynir ekmek kemiririm. O sırada Netflix'ten bir dizim vardı. Biraz ona bakarım. En sonunda da fizikten 50 sorum var. Onu çözerim. Zaten IQ'm yüksek olduğu için hepsi doğru çıkar. Sene sonunda da dereceyle tıpa girerim inşallah. Vay be! Çip takıldıktan sonra Özkan. Üçüncü öğrenci ise tatillerde aşırı enerjiktir. Araştırmalar yapar ve sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışır. Tatil onun için yeni bilgiler ya da yabancı dil öğrenmek için harika bir fırsattır. Anne gel gel gel. Gel otur anne gel gel. Bak anne şimdi seninle ne yapacağız biliyor musun? Bilmiyorum oğlum. Japonca öğreneceğiz anne Japonca. Tabii şimdi böyle söyleyince bir heyecanlandın. Tepki veremedin. Al hemen bu kağıdı söylediklerimi tekrar et tamam mı? Tut tut al bu kağıdı. Açık mı gidiyor ha? Açık mı yok ha? Hadi bunu ya hani ya. Hadi bunu ya hırkını ya. Evet anne hadi şimdi sen tekrarla. Özkan Allah aşkına oğlum benim mutfakta bir sürü işim var. Ya anne ya ama böyle olmaz ki ya. Bak gel sana Japonca mutfakta çok işim var demeyi öğreteceğim. Ich bin mutfağın. Yok ya bu Almanca mıydı? Almanca galiba bu. Tabii benim dil demek ki oraya kayıyor. Benim Almanca'ya yatkınlığım var. O zaman ben biraz Almanca şey yapayım, çalışayım. Her şeye rağmen bu öğrenci tipinin kendini keşfetmeye çalışması ve öğrenmeyi olan isteği ilerleyen yıllarda onun başarılı olmasını sağlayacaktır. Dördüncü öğrenci tipi ise ne zaman ders çalışmaya niyetlense muhakkak bir şey çıkar. Her zaman bir bahanesi vardır. Sanki dünya onun ders çalışmaması için sebep üretiyordur. Evet, ders çalışmaya hazırız. Ama bir dinleneyim önce ya. Bir iki gün falan daha bir dinleneyim, motive olayım. Sonra temelli başlarız ha. Motivasyonla. Hadi bakalım. Biraz daha dinlenelim. İki gün sonra. Evet artık başlayalım ya. Yeter artık başlansın. Ben İBO'dan ilk dönem notlarını alacaktım unuttum. Şimdi notlar olmadan olmaz. Neyse salı günü artık gelince notlar o zaman başlar. Salı günü tamam. Söz salı günü başlıyoruz. Bir hafta sonra. Ama bu evde çok ses var. Masumlar apartmanı gibi. Gülben, babanın karnı aç. Ya ben çalışmak istiyorum. İçimde çalışma hevesi var. Ama benim içimdeki çalışma hevesi öldürüyorlar ya. Çok ses var. Bu ortamda ben nasıl çalışayım abi? Yoksa istiyorum yani. Çalışmak istiyorum. 6 ay sonra. Kanka karne nasıl ya? Vallahi kağıt israfı. Başta içindekileri daksiyle silmişler zannettim ama meğerse içinde hiçbir şey yazmıyormuş ya. Ben de ne yapayım artık bunu geri dönüşüme falan atacağım. Kanka bence sen kendini de geri dönüşüme yolla ya. Dönüşüm muhteşem olur belki. Gördüğünüz gibi sürekli bahane bulursanız sene sonunda böyle tiplerin diline düşersiniz. Beşinci öğrenci ise biraz üçkağıtçıdır. 15 dakika ders çalışsa 5 saat çalışıyormuş gibi anlatır herkese. Amacı moral bozmaktır, rakip elemektir. Alo, kankacığım ne yapıyorsun? İyi ben de ne yapayım sürekli ders çalışıyorum. Kendime bir tatil programı yaptım. Günde 400 tane soru çözüyorum. Biliyorsun benim hedefler büyük. Ama dikkat ediyorum sen hiç çalışmıyorsun kankacığım. Bir planın falan var mı kankacığım? Mesela araba kaportaları hakkında ne düşünüyorsun? Tamam şaka yaptım. Şaka yaptım şaka. Baban geçen yaz sanayiye veririz belki dediydi de oradan kalmış aklımda. Neyse kankacığım hadi sen beni tutma. Ben gideyim de biraz soru yazayım kendime. Sonra da o yazdığım soruları çözeyim. Malum evde soru kalmadı, kitap kalmadı, kaynak kalmadı ya dayanmıyor. Bana kitap yetişmiyor. Tamam hadi. Hadi öptüm. Hadi dikkat et bay bay. O anlattıkça senin motivasyonun yerle bir olur. Aman diyorum siz bu öğrencinin oyunlarına gelmeyin.
Son öğrenci tipimiz de gece kuşu. Bu arkadaşlar tatilde gece 3'e 4'e kadar takılmaya bayılır. Kimi geceleri kendini daha enerjik hissettiği için ders çalışır, kimi bütün gece oyun oynar, kimi hiçbir şey yapmadan tüm zamanını WhatsApp'ta harcayabilir. Gece kuşları genelde de öğlene kadar yatarlar. Özkan, kalk artık. Malak gibi yatıyorsun, öğlen oldu. Uf anne ya. Ekmek kızarttın mı? Kızarttım tabii oğluşum. Yanına bal koydum, tereyağı koydum. Anne sen nasıl bir kralsın ya. Hadi oradan be. Saat kaç olmuş? Kahvaltı istiyor bir de. Kalk tost yap kendine. O zaman devam ki. Akşam yemeğine kalkarım ya. Siz olun, tatilde uyku düzeninizi bu kadar bozmayın. Bugün sizinle sömestr tatilindeki 6 öğrenci tipini gördük. Siz kendinizi bu tiplerden hangisine daha yakın hissediyorsunuz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmek de ücretsiz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. O zaman ben de tatile kaçayım. Nereye tatile ya? Salona. Biraz da salonda takılayım. We'll be right back.